gözleri baksın. Daha yorgun gözleri baksın. Kameralar D-Light'a geri dönebilir. Kameralar döndü. Kimbal'ın balansı kaçtı. Bizim için sorun yok. Hocam tekrar arayar mısınız? Anlaşılmadı. Sahnedeki kameraya, 6 numaralı kameraya binip verdim de tamam. Bozma, ışıklar değişti. Bozma. Çok güzel böyle, kaybetme. Tamam. Kaydı kesebiliriz. Yavaş yavaş zamanı tutup kamera başlıyor. Keselim dostlar. Cano'yla yaptığımız bir şarkı vardı, bir minikten böyle başladığımız. Rasim Paşa'da Yel Değirmeni'nin tarafında oturuyordum ben de. Bana gelip gitmeye başladı böyle. Orada yani bir sürü yeni insanla tanıştık. Bir sürü projenin startını orada verdik. Ve böyle o kadar çok şey tınlıyordu ki, hani bir kadın vokal daha lazım bu şarkıya diye tınlıyordu ki. Dolayısıyla hep böyle bende toplaşılmaya başladı. Cano geliyor, Uğran geliyor, müzik yapıyoruz falan. Ondan sonra bir gün Deniz geldi. Sonra öyle bir gün birlikte otururken Cano dedi ki, ya Deniz sen söylemez misin dedi. O dedi ki, ya isterim, bayağı güzel olur falan dedi. Biz de böyle mutlu olduk tabii ki. Aa ne güzel ya, çünkü çok iyi geçiniyorduk o sırada. Bu kısa filmde yönetmen Olcan Ava ile çalıştık. Hem onların yavaş yavaş bir şeylere hani başlaması ve bir inme yakalamasıyla, bir de benim de böyle hani başıma gelen şeyi idrak etmemle eş zamanlı olmuştur. Yani hani ilk kendilerini arama süreçlerine yani birbirimizin tanık olduk gibi. Kayıt aşaması da çok hızlı sürdü. Klibi de hemen çok hızlı çektik falan, böyle bir yani bir iki haftada hepsini böyle toparladım. Bitmiş gibiydi yani. Berkin'in klibi ilk gün 100 binden fazla izlenmişti. Ki bu çok büyük bir sayıydı bizim için yani. Tabii ki oraya doğru gidişler olmasına rağmen. Deniz Sekil'e dolu oralite ters döktü. Yani o sıralar çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Çeşitli böyle müzik piyasasından yaşıtımız, insanlarla tanıştığımız bir dönemdi aslında. Belki şarkısı bizim, tamam iş yapalım yine ama bizim önceliğimiz bu olsun dediğimiz dönem. Ve o dönemden sonra biz albüme girmiş olduk. Gerçek anlamda Dolu Kadehi Ters Tut'un profesyonel olarak başlangıcı bu dönemdir. Çünkü ondan öncesinde Dolu Kadehi Ters Tut hobimizdi yani. Sahiden bu yaptığın iş değil, kalbine biraz dokunsan yeter. Biraz da olsa görsem bir mail, belki de devam etmemize Ben o zamanlar hali hazırda bir işte çalışıyordum. Bir kafenin başındaydım. Ve yalnızca akşamları müsait olabiliyordum. Bir single yapmıştık o zaman. Anamız babamız yok deriz diye. Klip çekilirken benim çalışmam gerekiyordu o sırada. Ve bana uzaktan haberler veriyorlardı. Klibin son halini bana izletmişlerdi oturup böyle. Vay. Evet Uğran, ne diyorsun? Nasıl buldun? Olmuş yani. Olmuş, bunu koyun ya.
Okay. Serdar'la bir konuşmamız olmuştu hatta, hatırlıyorum. Geri kalan vakitte mi DKTT'ye ilgilenmek istiyorsun? Yoksa hani DKTT benim işimdir mi demek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun diye. O soru da aslında beni yine böyle bir evet ya falan yaptı. Yani Oğulcan'la herhalde ortak zamanlarda işlerimizi bırakıp kendimize bu şekilde bir yol çizmemiz herhalde daha mantıklı olacak ikimiz için de diye. Düşük imkanlarla hızlıca böyle kısa bir zamanda keskin tarihleri olan bir formülde bir albüm yapalım. Çünkü sonra da şuralarda konserler yapalım gibi bir yoğun bir planın ilk adımıydı aslında. Artık evde kaydedemeyeceğimiz şeyler vardı. Stüdyo kayıtları almak zorundaydık. İkimiz de işten çıkıp elimizde de böyle bir paralar var. Hadi bunları ortaya atalım. Yani yapımcıya da gitsen o kadar para verecek zaten. Tamamen kendi biriktirmeye çalıştığımız, önceki işlerimizde çalıştığımız ve kenara koyduğumuz. İşte Mesut'la böyle neyi nerede nasıl kaydederiz uygun bütçelere falan filanları hesaplayıp giriştiğimiz ve Can Ozan'ın da yine yürütücü yapımcı olarak ortaklaşa Mesut'la dahil olduğu bir projeye giriştik. Bağımsız olmayı devam ettirmeye çalıştık aslında bu şekilde. Edison bu gramofonu falan ortaya çıktığında ilk kayıt teknolojileri çıkıyor. O zaman yine böyle bir eserin sahibi onu kayda geçiren midir? Eseri gerçekten yazıp üreten midir tartışmaları? İşte bu Tin Pan Alley diye New York'ta çok ünlü bir bölge var. Orada bir anda bu eser sahipliği üzerinden çok ciddi gelirler kazanmaya başlayan bir takım iş insanları var. Böyle bir sektör oluşuyor yavaş yavaş. Ve oradan da işte günümüzdeki işte plakla sonra kaset, CD vesaire değişik medyumlarda müziğin kayda geçirilmesi, bir medyaya kaydedilmesi ve o kaydedilen medyanın ticarileştirilmesi üzerinden bir dünya düzeni oluşuyor aslında. Üç ana aşamadan bahsedebiliriz. Bir tanesi üretim, yani müziğin kaydedilme aşaması. İkincisi dağıtım. Üçüncüsü de pazarlama süreçleri. Plak şirketleri tabii sürekli bir üretim içerisinde olduklarından bu üretim, dağıtım, pazarlama ile ilgili fonksiyonlarını hep canlı ve diri tutuyordu ve bu konuda yetkin ekipleri oluyordu. Dönem içerisinde radyolardaki gücünüz, müzik kanallarındaki gücünüz, basındaki görünürlüğünüz veya oradaki PR çalışmalarınız gibi bir takım faaliyetlerde plak şirketinin oradaki o kaydedilmiş müziğe ve sanatçıya kattığı büyük bir değerdi. Bütün çalışmaları, bütün o süreçleri başından alıp paketi hazırlayıp sunana kadar, sunduktan sonraki insanlara ulaşımı, insanların nasıl dönüş yaptıkları, o sürecin sonuna kadar o işi hep beraber oturup konuştuğumuz bir alan aslında, yapı aslında müzik şirketi. Tabii ki şey düşünüyorsun, bir yapımcıya gideyim, bu albümü vesairemi kaydetsin. Dışarıdan bir yatırım, dışarıdan bir para, bir yapımcı gerekliliği olur mu? Olursa o zaman konuşuruz falan gibi sürekli öyle ilerledi. Ya ne diyecek ki bana? Tamam, benim şu an işimin ederi diyelim ki 50 bin, 100 bin TL olsun bu albümün değeri. Ben ama gidip 1 milyon dolar isteyelim falan diyordum. Çünkü öyle bir amaçla o parayı harcayacaksa ve oraya büyütebileceğine inanıyorsa, ha süper abi, yapalım bakalım, ne yapacaksın acaba? Biz hani o kadar danışmadan kendi kendimize ilerlemeye çalıştık ki kaçırdığımız bir şey var mı acaba diye de merak ettik. Çünkü merak da ediyorsun bu bir yandan. Yani iyi de olursa, çünkü hakikaten iyi olur. Bizden daha iyi yapan departmanlar varsa, PR'ın tasarlaması, çeşitli organizasyonları, görüşmeleri yapması falan, kostümü, stylingi, hepsi. Daha iyi yapan varsa biz niye istemeyelim ki bunu bizimle uyumlu bir şekilde yapacak? Ama anladık ki çok da kaçırdığımız bir şey yokmuş gibi sanki. Yani kendi tecrübemize göre onların bize sunduğu şeyler ve anlattığı tecrübeler sanki biraz daha böyle aşağıda bir yerde kalıyormuş gibi. Biz mesela bir duvara karşılaşmışız. Onu aşmışız biz. Kendi imkanlarımızla bir yöntem geliştirmişiz ona. Sonra bize bir yeni çözüm getiriliyor. Biz onu çözmüşüz zaten ve kendimiz bir sistem oturtmuşuz yani. Hepsini aynı anda yapmaları lazım. Düzgün bir sosyal medyaları olması lazım ki insanlara sosyal medyadan da ulaşsınlar. İşte bir video klip çekmeleri lazım. Konser anlaşmalarını yapmaları lazım. Avukatlık işlerini, altına imza attıkları plak sözleşmesini, albüm sözleşmesini bilmeleri lazım ki aa çok güzel, iyi de bir şirket bize albüm yapıyor diye 5 sene boyunca kendilerini bağlayacak saçma sapan bir anlaşmaya imza atmasınlar. Hem bir taraftan bütün bunları yapabilme imkanı var şu anda yeni müziğe başlamış bir grubun. Hem de bütün bunları yaparken çok büyük yanlışlar yapabilme imkanı da var. Atıyorum Ankara, İzmir falan gibi yerlerde bu teknik ekipman bilmem ne falan araçla gidip ekip uçakla gidebilir. Çünkü mekanlar karşılayamıyor hepsini uçakla. 16 kişiyiz biz. Bizi uçak bileti al deyince mekan artmıyorum konserde. Kubilay'la en çok tartıştığımız şeyler şey olurdu böyle, hani festivallere gelen insan sayısı. Abi 18 kişi de ama yani uçak bileti bilmem ne falan, hani olacak iş değil falan. Teaser'ı izleyince biraz utandım. İstanbul'da nerede çalabileceğin gibi Kayseri'de nerede çalabileceğin ve onun nasıl bir ekipmanı olup olmadığı ve o işin senin için yapılabilir olup olmadığı falan gibi aşırı fazla detayı hakim olmak gerekiyor. Küçük adımlarla
planlı ve düşünerek gidebilecek bir çözüm bulmak her zaman mümkün. Geçmişe ilişkin iş modelini çok net bir şekilde tarif ettik ama bugüne geldiğimizde bu kadar net bir iş modelinden bahsetmek mümkün değil. Çünkü çok fazla alternatif var, her şey çok farklı, bir reçete yok artık. O yüzden her anlaşma, her teklif birbirinden ayrı. Bazı sanatçılar yapım şirketlerine gittiklerinde çok farklı bir resimle karşılaşabiliyorlar. İşte orada ne yapacağına, nasıl müzik yapacağına bütün her şeye karışılıyor. Kliple ilgili bile karar verici değiller. Diğer tarafta bütün her şeyi kendisi yapıyor, anahtar teslimi götürüyor, belli bir paraya satıyor ve parasını alıyor. Diğer taraftan da hayır, ben bu yaptığım şeye inanıyorum, bunun dağıtımını da ben yapacağım, pazarlamasını da ben yapacağım diyebiliyor. Dolayısıyla bir genellemede bulunabileceğimiz bir model söz konusu değil. Ama şunu çok iyi biliyorum. Bugün dijital dağıtım şirketleri, yapım şirketleri sanatçı anlaşması yapmakta çok zorlanıyorlar. Biriyle masaya oturuyorsun ve işte önüne 5-10 sayfalık falan hiç anlamanın mümkün olmadığı hukuki bir metin koyuyor. Hani ben mesela başladığımda yeni 18 yaşını doldurmuştum ve işte üniversiteye girmemle eş zamanlı olarak bir şekilde bir ilgiyle karşılaştım. O noktada da bir ana akım bir müzik şirketi geldi ve dediğim minvalde bir anlaşma önüme kondu ve denildi ki bunu imzadınız, imzalamadan çıkarsanız bir daha bu şansı yakalayamazsınız. Hiçbir fikrimiz yok dediğim gibi, yani hani müzik endüstrisiyle alakalı, müzikle alakalı fikrimiz var, endüstrisiyle, piyasayla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Hani biz bunu bir avukata göstersek, abi biz bu işlerden hiç anlamıyoruz denildiğinde tamamen böyle hani manipülatif şekilde, eğer bunu şimdi imzaladınız, imzalamadınız hani şey, gidin buradan. Eğer toplumsal olarak tutacak bir şarkın varsa diyelim, bir label seni çok daha hızlı oraya ulaştırır. Çok hızlı ve çok daha büyük oraya ulaştırır. Bağımsız olmak bir tık daha meşakkatlidir. Ama bütün hasadı da sen toplarsın. Şu an Göztepe metrosundayız. Akustik provadan çıktık. Bas, gitar ve davul kayıtları bitti şu an. Davul kayıtları hızlı geçti ama bas gitarda birazcık koşturmaca oldu. Biraz sorun yaşadık. İlk çalışmayı düşündüğümüz arkadaşla çalışamayınca acil durum müdahalesi olarak bas gitarları ben çalmak durumunda kaldım. Mesela çağırıyorlardı, diyorlardı ki size klipler çekeriz. Biz de dedik biz klip çekiyoruz zaten. Bize şu lazım, bu lazım, bu lazım, bu lazım, bu lazım. Ha, yok hiçbiri, yok bunlar. Şimdi bir sözüm var. Kolay gelsin. Sağ olun, öyle öğrenci filmi çekiyoruz. Çekin oğlum, sağ olun. Öğrenci sizdir de. Sağ olun. Çekin oğlum, öğrenin. Tabii yani, çekeceksiniz, artık yaşlandılar. Yani o yüzden siz çekin, güzel olur yani. Biz bu işi nasıl daha da güzel yaparız değil de biz bu işi nasıl yaparız abiyle açtığımız için sayfayı. Ve biz bu işi yapabiliyoruz şu an diye de devam ettiğimiz için. Gücümüzce yapmaya çalıştık. Gücümüzce yaptığımız şey de bizi mutlu etti açıkçası. Bizim bir çeşit bir hikaye anlatıcılığımız, bir dilimiz olduğu için yine bir ister istemez bir konsept oluşmaya başladı şarkılar çıktıkça. Ve ilk albümde böyle çok ezik, içine kapanık, daha böyle hani komedik de olsa, parodik de olsa bu tarz bir karakter vardı. Bu sefer dedik ki çok boş bir özgüvene sahip olsun bu kişi. Böyle yüksek bir özgüven, hani olduğundan çok saçma, böyle dünyanın en iyi albümü gibi çıktı hani bu konsept. Ve bir sürü şarkıların sözlerini buna göre yazdık. Albüm kapağını da bir sürü düşündük. Mesela ilk başta ilk albümün çizim dokusunu koruyalım diye kapaklar yaptırdık. Yok ya, bu değil, bu değil, sadeleşmesi lazım, sadeleşmesi lazım diyorduk sürekli. Sonra ben böyle Photoshop'ta bir tane dünya fotoğrafı alıp beyaz bir arka fonun üzerine küçücük koyup dünyanın en iyi albümü yazdım böyle typewriter'la. Uğran attım, dedi ki bu olsun albüm kapağı, işte bu çünkü yani hani bunun esprisini kullanmak istedik yani. O yüzden kliplerde vesairede falan da bu enerji var yani. O Tehlikeli İkilem'in klibi de mesela sadece bir Ozmo alıp, çünkü bütün parayı bitirdiğimiz, hatta bir tane yorum gelmişti ona. Bütün parayı bitirdik, klibi çekmişler falan gibi bir yorum gelmişti. Hakikaten öyle yani. Merhaba arkadaşlar, bugün Tehlikeli İkilem isimli şarkımızın klibini çekmekteyiz. Gerçekten büyük bir prodüksiyon başlangıçta yaklaşık. Yani 3-4 kişi, elde kamera yine, gimbal'lar, işte ceketli iki tane adam. Sahilde saçma sapan hareketlerinin olduğu, işte sahilde koşuyorlar, yok çimenlerde şınav çekiyorlar, yok birbirlerine vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Böyle bir klip fikri geldi. Ya dışarıdan da bir aslında bir müdahale falan, herhangi hiçbir şey olmadı. Zaten tanımıyoruz, giden çocuğuz yani. İstanbul şehri. Ah, keşke her şey buradan göründüğü gibi sessiz ve sakin olabilse. İnsanlar bize artık özgüven sahibi olduğumuzu söylüyorlar. Oysa özgüvenden çok daha fazlası var. Orada şeydi, Spider-Man Animated Series'in açılış sahnesi gibi bir şey. İşte Spider-Man böyle ağlarını ata ata
şeyden New York sokaklarında böyle gezerken ah New York şehri keşke her şey buradan göründüğü gibi sessiz sakin olabilse falan gibi bir repliği vardı. Her gittiğimiz şehirde bu sefer o İstanbul'u o gittiğimiz şehir olarak değiştirdik. Böyle bir özgürlük alanı bize çok eğlenceli geliyordu. Biz de sonuna kadar kullandık yani aslında. Bir tane şarkımızda işte X-Men'in jenerik müziğini aldık. Sonunun bir ortasına koyduk falan böyle. Oraya koyup biri fark edecek mi acaba diye bekleyen böyle iki çocuk düşün. Öyle bir şey vardı, heyecan vardı yani. Bunu yapmak ayrı heyecan, birinin fark etmesi ayrı heyecan falan. Güzeldi ya, evet. Eğlendik mi? Tabii. Amacımıza ulaşmışız ama. Konserlerde çektiğimiz sahnelerden birleştirerek klip yapacağız. Kanal D o zaman Ortaklar Caddesi'nde Mecidiyeköy'de. Onun altındaki stüdyoda Avit var diye bize kıyak yapıyorlardı. Müziksever çocuklar vardı orada, grubu sevenler. Orada gidip o Avit'te gizli gizli çalışıyorduk. Bunun saati diyorlardı $40. Aklım hep Firar'da Canan'ın şarkısı. Oğulcan ona bir söz yazdı. Canan'ın stüdyosuna gitmiştik. Orada mesela ilk defa sanırım başka bir müzisyenle bir kayıt altına girdiğim gündü aslında o. O süreci böyle Cano'yla yaşadım. Hani kayıt süreci. Take alma şekilleri farklı falan. O bana böyle bir şey güzel hissettirmişti. Bir farklı teknikler kullanmıştık mesela. Hadi şimdi burayı pesten söyle. Hadi şimdi inciden söyle. Hadi şimdi nefesli söyle falan. Aa ne enteresan bir şey falan olmuştum. Klibi çok iyi. Klibi sen çektin. Bayağı iyi fikirdi o ya. Başrolünde bir kedinin olduğu. Proplar, kedi ayakları falan filan yapılmıştı. Konserlerde çok zevkli oluyor. Ben konuk oluyorum. Orada atlıyoruz, zıplıyoruz. Klip fikri de şuradan çıkmış Cahit arkadaşımızın. Yakın bir arkadaşının kedisi kaçmış. Sonra bir gün ortalıktan kaybolup geri dönmüş. Aa dedi, aklım hep Firar'da, benim bir klip fikri var ya dedi. Böyle bir kedinin gözünden kaçmış, böyle first person bir şey mi yapsak falan. Kalkıyor işte, etrafına bakıyor. Dışarı atlıyor. Dışarıda işte geziyor, tozuyor. İşte eğleniyor. Diğer kedilerle birlikte oluyor ama işte akşam olduğu zaman da işte böyle bir yer miymiş burası falan diye ilerliyor sokaklarda. Para harcanmadan böyle çok basic bir fikir. Onu da sevdiğimiz için hani 22'nin fikri gibi bir fikir var kafada, onu çekeceğiz. Bir tane GoPro alalım, bu şekilde çekelim falan gibi. Yine başrolünde böyle bir oyuncak ya da bir kedi var. Enteresan bir dert anlatma şekli yani. Orada çok çok arkadaşımız yardımcı olmuştu, sağ olsunlar ya. Çok güzel bir şey arkadaşlarınla çalışmak. O işin profesyonelinden belki daha iyi bile yapacak ve bu işe daha iyi sarılacak arkadaşlarınla çevrili olduğu için etrafın. Ve biz de bu rahatlığı sonuna kadar kullandık ve hala kullanmaya devam ediyoruz. Böyle böyle günümüze kadar geldik birbirimizi destekleyerek. Dolu Kade, işte Sedef, ben, hani biz bir komün olmak istedik. Bağımsız müzisyenler arasında bir böyle bir hub var. O bence hani mainstream şeyin aksine daha böyle güçlü bağlar ve birbirini hakikaten yükseltmeye, destek olmaya çalışan bir şeyimiz var. Aklıma hep şey geliyor mesela. Patti Smith'in bir tane kitabı vardı, Çoluk Çocuk diye. Orada işte zamanında takıldıkları bir otel var böyle. Zamanlı şairleri, fotoğrafçıları, müzisyenleri işte bir yerde Jimi Hendrix oturuyor, bir yerde Janis Joplin oturuyor, bir yerde Robert Mapplethorpe oturuyor falan böyle. Ona çok yakın bir şey yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Hakikaten bir sürü koldan, bir sürü müzisyen toplanıp edip takılıp falan. O aslında bizi birazcık tutan, ittiren, herkes birbirinden güç alıyor yani. Öyle bir güzelliği var kesinlikle bağımsızlığımız. Yani... İnsan olduğunu unutmak öyle bir yerde çok kolayken burada ne bileyim çok da anlamlı hissettiriyor dediğim gibi bana bir şey. Yani Deniz Tekin olarak işte başka solo artistler ve işte başka gruplarla yaşıt
baktım insan olarak. Ve hani aynı çağda yaşıyoruz ve arada birbirimize tostlayıp işte aynı akıntının içinde yüzen balıklar olarak böyle bir bazen aynı yöne doğru yüzmeye başlıyoruz. Hocam Deniz Tekin rapçi olmuş diyorlar, ne diyorsun? Nerede? Kendisine sorun. Kafanın içine giremem, derdinle düzgünce ifade et. Sonra hatasındır hayata geldiğinde desin, kendini idare et. Bu akışın alt başlığı olarak müzik yapıyoruz beraber yani. Bir sosyal bir iletişim olarak da görülebilir tabii ki. Ve müziği yapmanın böyle verdiği pür saf keyfi unutmak çok kolay. Çünkü hani başka şeyler endeksi olmaya başlıyor yavaş yavaş. Hani bir gün işte saçımdan bir tel çıktıysa Allah'ım linçleneceğim, Allah'ım işte insanlar çok eleştirecek beni, bir yerde detone olursam ve işte sahnede duygusallaşırsam, ki yapmam gereken şey sahnede duygusallaşmak, işte sahnede ağladı falan. Bağımsız müzikte taleplere ters durabilme özgürlüğü vardır. Araya bir baskılayıcı mekanizma girmeden dinleyiciye direktman ulaşabilme gücü vardır bağımsız müzisyen. Yani kritik müzik dinlemeyle hiç alakası olmayan biri sadece şirket sahibi olduğu için sana şey diyebiliyor. Yani bu şarkıyı şöyle mi editlesek acaba falan. Ya da bizim seni gelip işte saçını sarıya boyayıp seni 34 beden yapmamız gerekiyor. Yani müzikle hiç alakası olmayan şeyler. Başka bir hayat var, oradan gitmek istersen. Başka bir hayat var, az ötemizde, uzak değil. Hani yazarken aslında çok spontan gelişen bir süreç oluyor ya çoğunlukla. Mesela atıyorum hani hayattasın, yürüyorsun, işte markete gideceksin elinde poşetlerle. Kafanda bir tane bir bar dönmeye başlıyor, böyle bir melodi, bir cümle, bir şey, böyle bir tema falan. Ondan sonra cevaben bir şey yazıyorsun, işte evi kapıyı açarken, anahtarı sokarken işte aklına bir nakart geliyor falan. Sonra poşetleri yere bırakıyorsun, eline gitarın bir şeyini alıyorsun. İşte böyle olabilir falan değil, bak şarkı çıkmış oluyor. Falan böyle komik ki. Bunları şöyle yapıyorduk şakasına. Dedi ki bunu böyle bir intro yapalım ya. Şey konserde biz çıkmadan önce böyle bir şey çalsın. Sonra biz çıkalım, buyu çalalım. Sonra şarkılara bağlayalım falan gibi fikrimiz vardı. Ve yaptık bunu yani. Hani bunun şu an yapılacak iş değil yani normal ciddi bir albümde benim gözümde, ama o albüm için çok uygundu yani. Ve girdik böyle Can Ozan, ben, Uğuran, işte üçümüz mikrofonun başına geçip dolu dolu kadehi kadehi ters ters diye kaydettik onu yani. Hala arada Spotify'da dinlenme sayısını görünce şaşırıyorum o şarkının. Görece dinleniyor çünkü. Şarkı yapmalarımız böyle bir an birbirimizi yakalayıp bak şöyle bir şey var deyip yükselmeyi hemen aldıysak illa o şarkı yapılıyor gibi bir şey aslında. Bir gün böyle Uğran'lıyken o da içeriden gülme sesleri geliyor. O duşa falan girmişti herhalde, bir şey yapıyordu. Gülme sesleri, sonra gülerek geldi, ya aklıma böyle bir nakarat fikri geldi ha ha falan diye. Aldattım falan diye yapa yapa böyle. O falan deyip hemen gitar alıp böyle hemen orada sözlerini yazıp aldattım diye şarkı çıkarmıştık. Aldattım dün gece gördüm, dört kızla aynı anda yattım. Aklını yedim senin arkandan, çeviriye bilecek iş bırakmadım. Aldattım aslında aldattımın öncesi. O adam öyle bir adam olduğu için aldattın mıdaki paranoyayı yaşayan bir adam gibi kurduk biz onu. Aldattım'a klip de düşündük biz ama çekemedik. Sonra işte geride kaldı. Başka işlere giriştik çekene kadar. Öyle şey de çok oluyor. Yani çok sürekli bir üretim ve yeni heyecanlar peşinde olunca. İnsanlık tarihinden 2017'ye kadar yapılmış olan yayın sayısı 2017'den bugüne kadar yapılmış olanın gerisinde şu anda. Platformlar işte hayatımızı en çok neyi değiştirdi? Yeni çıkan bir isimsen. Görünürlüğünü, platform içerisindeki hareketleri devam ettirmen gerekiyor. Sen 6 ayda bir şey çıkartıp da işte ama beni de şuraya koymadılar diyorsan işte dönüp biraz da bakman gerekiyor. Ne yapıyorsun? Sanatçı var ki adam bir sene uğraşmak istiyor mesela.
onlara iyi bir dönem denk gelmedi işte. Attention economy dedikleri, dikkat ekonomisi. Kitleni yaratman lazım ilk önce. O kitleyi yaratman için de o kitleyi yaratmanın ötesinde iletişimini canlı tutman gerekiyor. Geçmişte bir sanatçının kitlesiyle olan iletişimini 2 yılda bir yayınladığı bir albümle sağlaması mümkünken, Scott Cohen'in sözüyle eroin gibi bir işte maddeyle bu ilişkiyi sürdürürken, bugün öyle olmuyor. Daha da tehlikeli olan bir zehirle, sigara gibi sürekli sık sık küçük küçük ama sürekli o iletişim için araya bir unsur sokman gerekiyor. İçinde bulunduğum müzik piyasasında en çok zorlandığım şey sanırım beni düzenli ve sık aralıklarla üretim yapmaya zorlaması. Çünkü çoğu zaman ifade edecek bir şeyim yok ya da henüz ben bulamamışım. Ama işte 2 aydır bir şey paylaşmıyorum ve bir şey paylaşmam lazım. Çünkü eğer paylaşmazsam popülaritem düşecek ve işte yeni bir sürü üretim var. Her gün New Music Friday'de bir sürü insan çıkıyor. Aslında herkesin kendine has bir üretim şekli, bir üretim hızı var. Ve bu piyasa buna yardımcı olmuyor bence. Bu daha yavaş üreten, daha sinire sinire bir şeyler ortaya koyan insanlar için anksiyete olarak geri dönüyor. Bir label sana diyor ki her ay bir tane tekli çıkartman lazım. Şimdi her ay bir tane tekli çıkartmak, ben her ay bir şey anlatacağım size. Ya bu çok güzel olacak. Ya bu zaten çok beklenilebilir bir şey değil, anladın mı yani? Bizim çok fazla şarkımız var. Çünkü çok üreten bir ekibiz. Görece fazla albümümüz var bu sürede. Çünkü biz 2 senede bir albüm yapma alışkanlığında devam ettik hep. Kimisi için hani sürekli üretmek zorunda kalmak zor bir şey. Bence de zor. Sağlıklı da değil eğer öyle biri değilsen. Ama kimileri de çok üretmek ister. O an üretesim yoksa bile ben herhangi bir kırbaçla üretmeye itildiysem bu benim için iyi bir şey. Ya ben buna böyle yaklaşıyorum. Ama anlıyorum tabii ki diğer tarafı da. Ama diyorum böyle olmak zorunda değil. Yani sadece albüm üreten ve 3-4 yılda bir albüm üreten ve hala önemli ve etkili bir yerde olan ve güncel olan ekipler, sanatçılar var. Ya bir şeyin üstüne uyumak diye bir şey vardır ya. Ben şimdi bir parça yaptım. 2 gün sonra onu tekrar dinlediğimde daha önce duymadığım şeyler duyabilirim, iyi ya da kötü vesaire. Bunu yapmasına çok müsaade edilmiyor şu an müzisyenin. Hemen bir şeyler üret, çok bir şeyler çek şu an. Reels çek, TikTok çek falan, oraya koy da şarkında bir bölüm burada kafasını böyle yaparak video çekebilsin insanlar falan gibi. Yani çok, ben biraz sinirleniyorum galiba ya, bahsettikçe böyle bir tansiyonum yükseliyor yani. Benim ana başlığım satış. Satış tarafındaki o raftaki en iyi görünürlüğü almak için savaşıyorum. Bazen ufak dokunuşlar gerekebiliyor, bunu ters algılıyorsa algılamaması gerekiyor. Arada biz de yanlış yapıyoruz, biz de yani şey olmuyor mu? Evet, günün sonunda yap artık ama sen de bazen ağzımızdan kaçıveriyor. Zaten bu işi yapmanın sebebi ortaya yaratıcı bir şey koymak, kendinden bir parça koymak. Kuralları kendin koyabilmen bayağı önem kazanıyor. Özgür olman gerekiyor ki ifade etmek istediğin şeyi olduğu şekliyle ortaya koy ve kimse nasıl yapacağına karışmasın. Sanatın olması gerektiği şekilde olmasına alan açıyor. Bağımsız müzik, bağımsız olmak. Senle ben uzak bir yer gitmeli ve gelmeliyiz, buralara ait miyiz, bilmeli, öğrenmeliyiz. Senle ben uzak bir yer, buralardan gitmeliyiz, kim ne derse desin. Karabalık vasıtasıyla tanıştığımız ve Can Ozan vasıtasıyla tanıştığımız bir arkadaşımızdı Sedef. Bu arada biz Sedef'in bayağı hayranıydık. İlk Sen ve Beni yaptık, bir akustik albüm yapıyorlardı ve... Adem Sedef çok güzel olur bu şarkıya, sesi çok güzel gider gibi gelmişti. Şey de güzeldi, ben hep kendi alanımda, kendi bildiğim şekilde şarkıları yapıp... Oldu bu dedikten sonra paylaşıyorum, hani ilk kez...
bir kolaborasyon yapmayı deneyimlemiş oldum aslında onlarla featuring yaparak. Çünkü onlar da işte kendilerini çok geliştiren insanlar Uğran ve Olcan. Yardım Et diye bir parça yaptık böyle yine akustik. Ve Yardım Et'e bir klip çekelim dedik böyle. Yine şeyi denemek istedik bu sefer de. Yine bir deneme alanıydı bizim için. Bizim göründüğümüz bir narratif, bir klip hikayesi olsa nasıl oluyor? Çekimlerini de yaptık ama... Yani hala böyle bir, o klibi izleyince birazcık böyle bir... böyle bir şey yaptık ama okey falan diyoruz. Böyle bir... Kliple ilgili düzeltmek şansım olsa düzelteceğim bir şey... Kendimi komple çıkarırım klipten yani. Ya oyuncu değilim ben. Hani Olcan da oyuncu değil. Ve hani bir rol yapma, bir şey yapma pratiğimiz de yok. Dolayısıyla bunların hepsi aklımıza takılan şeyleri deneme ve kendini geliştirme amacıyla aynı zamanda da sanat yapmış olduğun bunların sonucunda işlerdi. Her işimiz öyle ama. Yani en son yaptığımız işler de böyle. Yani sürekli bir şey öğrenme vesilesiyle sanat üretiyorsun gibi bir refleksimiz var. Çok özel bir şarkı çalacağız bizim için. Sevgili Gram Malpey'i tanıyorsunuz efendim. Bu şarkı sayesinde sevgili Dilan Malpey'i kandırıp aramıza kattık. O yüzden çok özel bir şarkı bu. Dilan'ı biz ismini sürekli duyuyorduk. Birlikte bir şarkı yapmak istedik onunla. Bir yılbaşı gecesi sözlerini ufaktan yazmaya başladık. Gitarları ufaktan ortaya çıkmaya başladı. Ya bayağı yılbaşı kutlandı, hehehe dendi. Siz ben aldırmayın yazıldı yani. Ben hala bugün şey diyorum. Dilan'ı tutmak, kapmak için kullandığımız şey, bahane gibi geliyor bana. Yani tabii ki çok amaç doluydu, amaç yüklüydü ama benim için hani en özel tarafı Dilan'la bir mazeret, bir bahaneyle bir araya gelmiş olmaktı. Ve Dilan da o sırada galiba... La 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 la. Benim liseden çok yakın bir arkadaşım var, Ecem. Dolukadı'yı ters tutumda işte sosyal medyasını yapıyordu o sıralar falan. Çocuklar da beni biliyorlarmış, sokakta falan görmüşler. Ben onların da aklında zaten hep böyle bir yerde duruyormuş söylediklerine göre. Böylece biz Dilan'la aslında tanışmış olduk. Şarkıyla tanışmış olduk. Hem de istiyorduk ki akustik playlistlere girsin bu şarkı. Çeşitli platformlarda olan akustik playlistlere de şu anki halimize bir şarkı üretelim diye. Evren'in kayıtlarında falan çalmıştım. Öyle bir deneyimim vardı ama. Burada böyle tamamen kendimden bir şeyler koyabileceğim bir alan olması falan güzel hissettirdi. Çok güzel oldu. Bayağı tatlı oldu. Nakarata yaptığım cümle de çok güzel oldu. Kendimi çok yetersiz hissettiğim zamanlar oldu kesinlikle. Siz bana aldırmayın. Dolukadı ters tutla birlikte çalmaya başladıkça festivaller falan, başka müzisyenlerle tanışmak, etmek hani. Dolukadı ters tutla birlikte bu mesela kırıldı. Hani müzikal olarak iyi hissettim kendimi, değer gördüğümü, anlaşıldığımı hissettim. Şimdi size bir tane parça alacağız. Dilan bugün bizle birlikte, sağ olsun. Ben hep şey diyorum ya, daha çok şarkıya da bakabiliriz, diğer şarkılara trompet yazalım. Siz bana aldırmayından sonra da işte 5 parça, 6 parça, 7 parça konserin işte ortasında çıkıyorum, çalıyorum, iniyorum falan gibi bir yerden sonra her yere entegre edip falan böyle iyice. O dönemden beri, siz bana aldırmayından beri hem benim hayatımdaki en yakın insanlardan biri haline geldi çok hızlı, en yakın arkadaşlarımdan biri. Çoğu konuda en yakın arkadaşım oldu hatta. Müzik anlamında da keza öyle. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O günden beridir Dilan'ı yaptığımız her işte hiçbir şeyle olmasa fikirleriyle, yorumlarıyla ve dinlerken yaptığı yüz ifadeleriyle bile
dahil olmuş durumda. Bayağı iyi bir kazanım oldu Dilan gerçekten. Yani çok mutluyum onunla tanıştığım için. Yoldayken böyle şarkı çıkmıştı ve sonra akustik Türkçe playlistine girdi şarkı çıkınca. Biz de çok mutlu olduk tabii yani. Çok büyük bir amaçlarımızdan biri de o olduğu için. Hatta dedik ki parantez içinde akustik de yazarız falan. Hani yani yaptığımız trikler falan böyle şeyler. Orada bir insan varsa onun işini kolaylaştıralım, şansımızı arttıralım gibi şeylerdi. Dolayısıyla şimdi bize bundan 2 yıl sonra bir yapımcı ya da bir şey gelip de playlistten bahsedemez oldu. Çünkü bunları mecburen biz kendi çözümlerimizle çözmek zorunda kalıp çözmeyi de başardık yani. Görüştüğüm ettiğim label'lar oldu. Şey diyorlar, tabii bak seni listelere sokarız. Zaten şeyleri o hani. Vaatlerinin en güçlü olduğu şey bu. Seni listelere sokarız. Biz hangi firmada ne kadar editör var? Bu editörler kimler? Buna kim karar veriyor? Kısmını bilmeyiz çünkü no feedback'tir bunlar. Sosyal medyadan bazen tabii ki de öğrendiğimiz oluyor. Çünkü haklarına çok enteresan haberler de çıkabiliyor. Ha burada bu çalışıyormuş dediğimiz de var. Bazen tabii bize bu kişi çalışmaya başladı diye söylenen de var ama... Şunu söyleyebilirim açıkça. Hiç kimse böyle bir vaatte bulunamaz. Hiç kimse kimseyi listeye sokma vaadinde bulunamaz. Bulunamaz. Bu konuda bir tecrübesi vardır. Bir öngörü de bulunabilir. Ne demek o? Mesela Ezel'e kapak olma sözü verebilirim. Ama zaten herkes verebilir. Bu benimle ilgili bir şey değil, sanatçıyla ilgili bir durum. Onun dışında verilen sözlerin hepsi aldatmacadır. Ben kendimi şanslı zannediyorum galiba bu konuda. Çünkü hiçbir zaman bu bir endişem olmadı ama hep de şansım yaver gitti ve beni birileri fark edip listeye aldı falan. Dolayısıyla ben de kendi içimde şöyle bir şeye inandım. İşte hani sen kendi değer verdiğin şeyi olduğu haliyle yap ve o değer bir karşılık bulacaktır. Gibi bir şeyin doğrulandığını yaşadım ben kendi içimde hep. İşte birilerinin torpilli olduğu, birilerinin öne çıkarıldığı, haksızlık yapıldığını söylüyorlar. Hepsi oluyor. Dinleyici ne istiyorsa öyle ve dinleyici de hiç orada adil değil. Dinleyici birilerini kayırıyor. Dinleyici birilerini daha çok dinliyor. Dinleyici etkileniyor. Ama sen de etkileyebilirsin dinleyiciyi. Bağımsız olmak istemem de öncelikle yani Dolu Kadehi Ters Tut ve Can Ozan örneğinin onlarla birlikte çalmış olmanın etkisi vardı. Çünkü hani bağımsız olunabiliyor. Bir şeyler yapabiliyorsun. Mutlu da oluyorsun. Bir yandan da dediğim gibi kendimi ve müziğimi label'a teslim etme fikri çok korkutucu geldi. Biraz tabii ki korumacıyım yaptığım müziğe karşı. Hani orada benim yaklaştığım hassasiyetle yaklaşmayacak tabii ki kimse hayatta. Bir de bir yandan da hani ticari bir oluşum label. İşte ya beni işte dolandırırlarsa, ya benden işte faydalanırlarsa, ya şarkımı işte ya çok kontrol ederlerse beni, işte ya şarkılarıma el koyarlar, bilmem bir sürü şey olabilir yani paranoyak. Bunların hepsi zamanında olduğu için böyle şeyler var zaten. İşte bağımsız müzisyen bir arkadaşımın bayağı hani dinlenen popüler olmuş bir şarkısını zamanında işte ana akım bir şirkete 3000 lira sattığını ve işte bundan doğan dijital gelirle alakalı hiçbir belki iddia edemeyeceği bir sözleşme imza attığını falan biliyorum yani. Çok sabırlı olmak gerekiyor müzisyen olduğunda. İnanman, denemen, kötü şeyler ortaya koymaktan çekinmemen gerekiyor. Ben mesela çok uzun süre şeyle çok boğuştum. Yani bir söz yazıyorum ama yani ne ben katlanabiliyorum ona, anladın mı? Birine dinletmeye, okutmaya falan hiç cesaretim yok zaten. Şimdi müzik yaparken kendini bir ortaya koyuyorsun. O biraz böyle çıplak hissettiren bir şey. O yüzden hani kendini sevme, kendinle barışık olmak her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli. Çünkü bir yandan çok yalnız kalıyorsun dinleyicinle. Hani o odasında kulaklığını takıyor
ve senin sesinle saatler geçiriyor belki de. Bu bir yandan çok korkutucu ama bir yandan da çok özel ve hani başka bir yerde kolay kolay bulamayacağım bir fırsat. Ya beni en çok hani müzik yapmayı motive eden şeylerden biri bu sanırım. Başka türde bir bağ kurma fırsatı. Ya çok özel bir şey bu, anladın mı? Birinin tüylerini diken diken edebilme fırsatı falan. Bütün bunları düşününce bu yol birden böyle çiçekli, güneşli bir şeye dönüşüyor yani. Tabii ki arada böyle işte çukurlar, taşlar falan filan her yerde var, olacaktır da yani. Ama hani yürümeye değer, güzel bir manzarası var yani. Dünyanın en iyi albümü. Amaçladığımız her şeyi çok ziyadesiyle yerine getirebildiğimiz bir albüm oldu. Ve özel bir albüm benim için. İlk albüm olduğu kadar. Sırada daha önem verdiğimiz, daha ciddileştiğimiz bir iş vardı. O da Karanlık. Ey protest halkım, bana ne yaptın? İçinizden hiçbirinize ait hissedemiyorum. Davanıza davam diyemiyorum, bilemiyorum, sorun bende mi? Eğer karanlığım, yarından umudum yok. Eğer karanlık, eğer karanlık, hiç ışık yok. Ne zaman düşsem bu yalnızlığa, kitaplar koştu hep yardımıma. Binlerce yıl önce mum ışığında kavuşmuşlar insanlar aydınlığa. Şimdi tüm bu ustalar izlerlerken, ne güya tanrılar da bizlerleken. Ne yaptık da düştük bu karanlığa, sanki uzanıyor aynı başından sonsuzluğa. Hayal karanlık, yanında umudum yok. Aslında sorum çok ve cevaplar sayfalar bulsun. Ne kadar görmek istesem de gözümle ayak karanlık, ayak karanlık, hiç ışık yok.